Bugünkü dersimiz Estonya. Estonya, başşehri Tallinn yüz ölçümü 45 bin kilometre karedir. Nüfusu 1 milyon 600 bin civarındadır. Resmi dili Estonca olup dini, Hristiyanlık, para birimi de rubledir. Estonya'nın sınırlarına baktığımızda Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa devletidir. Kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Letonya, batısında Baltık Denizi yer alır. Ülke toprakları ana kara kısmının yanında 800 kadar ada ve adacıktan meydana gelir. Fiziki yapısına baktığımızda yüz ölçümü 45 bin 100 kilometre kare olan Estonya topraklarında Geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Güney kesimleri buzul tepelerle kaplıdır. Ülke topraklarını sulayan akarsuların büyük bir kısmı kuzeye doğru akarak Finlandiya körfezine dökülür. Göller ülke topraklarının yüzde beşini kaplar. En büyük gölü Peipus gölüdür. İklimi ılıman bir iklime sahiptir. Atlas okyanusunun kuzeyinde esen siklonlar kışın sıcak, yazın serin hava kütleleri taşır. Ortalama sıcaklık yazın 17, kışın eksi 5 derecedir. Yıllık yağış miktarı ortalama 610 ile 710 mm arasında değişir. Tabi kaynaklarında madenlere baktığımızda en önemli maden kaynağı petroldür. Petrol devlet tarafından çıkarılır ve işletilir. Önemli miktarda bulunan turba rezervlerinin yanında yüksek kaliteli fosforit, kireç taşı, dolomit, mar ve kil yatakları da vardır. Bitki örtüsü ve hayvanlardan çam, köknar, huş ve titrek kavaktan meydana gelen ormanlar ülke topra topraklarının üçte birini kaplar. Ayrıca bataklık ve çayırlar önemli yer tutar. Nüfus ve sosyal hayatında ise Estonya nüfusunun yüzde 65'ini esetler, yüzde 28'ini Ruslar, yüzde 3'ünü Ukraynalılar meydana getirir. Nüfusun büyük bölümü sanayinin ileri olduğu kuzey kesiminde toplanmıştır. Başkenti Talin, 11 yıl süren ilk ve orta öğretim mecburi ve parasızdır. Ekonomisine baktığımızda sanayiye dayalır, tarım da ekonomiye önemli katkıda bulunur. Toprakları tarıma elverişli olmadığından bitki üretiminin yaklaşık yarısı hayvan için yetiştirilen otlardır. Ülke sanayisinde petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutar. Şale petrolü işleme sanayi, sentetik gaz üretiminin yanı sıra sanayi için gerekli termal elektrik enerjisi üretimi açısından da önemlidir. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir.